Eko Homo Kişi Nasıl Kendisi Olur Friedrich Nietzsche Neden Bir Yazgıyım 1. Bu hayatta bana düşenin ne olduğunu biliyorum. Bir gün muazzam bir şeyin anısıyla birlikte ismim anılacak. Yeryüzünde görülmemiş bir krizin en derin vicdan çatışmasının, o güne dek inanılmış, istenmiş, kutsallaştırılmış olan her şeye karşı yöneltilecek bir sözüm anısıyla. Ben bir insan değilim, dinamitim. Tüm bunlara karşın din kurucularını anımsatan bir yanım yoktur. Dinler ayak takımının işleridir. Dindarlarla temasa geçtikten sonra ellerimi yıkamayı gerekli görürüm. İnananlar istemiyorum. Kendime inanmak için bile fazla acımasızım. Yığınlara karşı konuşma yapmam. Bir gün kutsal bir insan diye adlandırılacağım diye ödüm kopuyor. Bu kitabı neden önceden çıkardığımı herhalde anlıyorsunuzdur. İleri de benimle ilgili ahmaklıklar yapmalarını önlemek için. Bir aziz olmak gibi dileğim yok. Soytarı olmayı tercih ederim. Belki bir soytarıyımdır. Belki öyleyimdir ya da değilimdir. Çünkü azizlerden daha sahtekarları gelmemiştir yeryüzüne. Yine de doğrular benim ağzımdan çıkıyor. Ama benim doğrum korkunçtur. Çünkü şimdiye kadar yalana doğru dediler. Tüm değerlerin yerinden değerlendirilmesi. insanlığın en yüce eylemi. Ben de etikemeye kemiğe bürünüp dehalaşmıştır. Verdiğim isim budur. Kaderimde ilk dürüst insan olmak var. Binlerce yılın yalanına karşı benim durmam gerekiyor. Doğruyu ilk ben keşfettim. Yalanın da yalan olduğunu ilk ben sezdim. Ben aldım kokusunu. Deham benim burun deliklerimdedir. Şimdiye dek kimsenin olmadığı kadar karşı durdum her şeye. Ve yine de hayır diyen bir düşüncenin karşısındayım. Daha önce benim gibi müjdeler getiren olmamıştır. Şimdiye kadar kavramı bile bilinmeyen yüce ödevler biliyorum. Umutlar ancak yeniden benimle birlikte başlıyor. Bu yüzden zorunlu olarak yıkım getiren bir insanım. Çünkü binlerce yılın yalanı doğruyla savaşa tutuştuğunda hiç kimsenin aklına bile gelmeyen sarsıntılar, depremler yaşayacağız. Dağlar ve vadiler yer değiştirecek. Siyaset kavramı o tinsel savaşın içinde tamamen yokulup gidecek. Eski toplumun tüm siyasi kurumları havaya uçacak. Çünkü hepsi yalan üzerine kurulmuştu. Yeryüzünde daha önce görülmemiş savaşlar olacak. Yeryüzündeki büyük siyaset sadece benimle başlayacak. 2. İnsan kılığına girmiş böyle bir kader nasıl mı anlatılır? Zerdüşt'ümde bulursunuz. Kim iyi ve kötüde yaratıcı olmak isterse önce yıkıcı olmalıdır. Değerleri paramparça etmelidir. Böylece en yüksek kötülük en yüksek iyiliğe ait olur. İşte buna yaratıcılık denir. Şimdiye kadar gelmiş en korkunç insanım ben. Bu benim en çok hayrı dokunan insan olmayacağım anlamına gelmez. Yok etme gücümle yok etmenin tadına orantılı bir şekilde vardım. Her ikisinde de her şeyi evet diyenden hayır diyeni nasıl ayrı tutacağını bilmeyen Dionysos'cu yaratılışıma uyuyorum. İlk ahlak karşıtı insan benim. Bu sebeple en kusursuz yok edeceğim ben. 3. İlk ahlak karşıtının ağzına tam olarak Zerdüşt isminin ne anlama geldiğini ağzıma sormaları gerekirken sormadılar. Çünkü o Perslinin muazzam tarihsel olarak eşsiz kılan şey tam olarak bunun karşıtı. İyi ile kötü arasındaki kavganın dünyanın dönmesini sağlayan çark olduğunu ilk Zerdüş görmüştür. Ahlakın bir güç, ilk neden ve amaç olarak metafiziğe aktarılması onun işidir. Ama bu sorunun cevabı aslında kendisidir. Zerdüşt bu en belalı yanılgıları ahlakı yaratmıştı. Sonuç olarak onu ilk tanıyan da kendisi olmalıydı. Burada her düşünürden daha uzun ve daha çok görüye sahip olmakla kalmamış. Tarih baştan başa o ahlaki dünya düzeni dedikleri şeyin deneysel olarak çürütücüsüdür aslında. Zerdüşt diğer düşünürlerden daha dürüsttür. Önemli olan da budur. Onun öğretisinde ve yalnızca orada dürüstlük en büyük erdemim yani gerçeğin önünde arkasına bakmadan kaçan idealist korkaklığın tam karşıtıdır. Zerdüşt diğer düşünürlerin toplamından daha yüreklidir. Doğruyu söylemek ve oku hedefe saplamak Pers erdemidir. Anlıyor musunuz beni? Ahlakın dürüst olmasından dolayı dürüstlüğü yenmesi, ahlakçının da tam karşıtına bana dönüşmesi. İşte Zerdüşt'ün ağzımdaki anlamı budur. 4 Temel olarak ahlak karşıtı terimin içine iki yatsıma girer. İlk olarak şimdiye dek gelmiş geçmiş en yüksek insan türünü, iyileri, iyilik isteyenleri, iyilik yapan insanları yatsıyorum. İkinci olarak da gerçek ve egemen olan ahlakı, gerici ahlakı, daha basit şekliyle Hristiyanlık ahlakını yatsıyorum. İkinci yatsımayı daha önemli görmekle hata yapmış olmam. Çünkü bir bütünsellik içinde düşünülürse, iyiliğe, iyilikseverliğe verilen bu aşırı değer gericilik, zayıflığın belirtisi, gelişen ve hayatı olumlayan bir uzlaşmazlık olarak görünüyor bana. Hayata evet diyebilmek için yatsımak ve yok etmek gerekir. İlk olarak iyi insanın psikolojisi üzerinde duracağım. Bir insan türüne değer biçmek için onun yaşamasını sürdürmesinin bedelinin ne olacağı hesaplanmalıdır. Onun varoluş koşullarını bilmelidir. İyinin varoluş koşulu sahte olmasıdır. Diğer bir deyişle gerçeğin aslında nasıl olduğunu ne pahasına olursa olsun görmek istememektir. Oysa gerçek her zaman o iyiliksever içgüdüleri gerektirecek. Hele de o beceriksiz, iyi ellerin durmadan işine karışmasına müsaade edecek türden değildir. Tehlikeleri, durumları tümden bir karşı çıkış, yok edilmesi gereken bir şey olarak görmek eşsiz bir ahmaklıktır. Her açıdan ele alınırsa açık bir yıkım, hepten ölümcül bir aptallıktır. Yoksullara acıdığı için insanın kötü havayı ortadan kaldırmak istemesi kadar aptalca neredeyse. Bütünün büyük tutumluluğu içinde, tutkularda, arzularda, istem gücünde, gerçeğin tümden korkunçluğu küçük mutluluklardan, sözde iyiliklerden ölçülemez derecede daha gereklidir. Bu sonuncusu içgüdü yalancılığı gerektirdiğinden ona yer verilirken dikkatli olunmalıdır. Tüm tarih boyunca iyimserliğin, o iyimser insan soyunun ölçülemez bir korkunçluktaki sonuçları olan biçimsiz çocuklarını tüm dünyaya gösterme fırsatı elime geçecek. İyimserin de kötümser kadar gerici olduğunu, belki daha bile zararlı olduğunu ilk kavrayan Zerdüş şöyle diyor. İyi insanlar asla doğruyu söylemez. İyiler size yanlış kıyılar, yanlış güvenlikler öğretti. İyilerin yalanları içine doğup oralara yerleştiniz.'' her şey iyiler tarafından yalana boğuldu ve eğretildi. Neyse ki dünya sadece o yumuşak başlı hayvan sürüsünün kendi dar mutluluklarını bulacakları bir içgüdüyle yaratılmadı. Herkesin iyi insan, koyun, mavi gözlü, iyiliksever, güzel ruhlu olmasını istemek ya da Bay Herbert Spencer'ın dilediği gibi özgeci olmasını istemek, varlığın büyük tarafını almak, insanlığı hadım etmek ve zavallı bir oyuna indirmek olurdu yaşamı. Yapmaya çalıştıkları şey bu işte. Ahlak dedikleri şey tam da bu işte. Bu açıdan Zerdüşt iyilere bazen sonuncu insanlar, bazen de sonun başlangıcı der. Her şeyden öte onları en zararlı insan türü olarak görür. Çünkü hem doğrunun hem de geleceğin sırtından sürdürürler varlıklarını. İyiler yaratamazlar. Onlar her zaman sonun başlangıcıdırlar. Yeni levhalar üzerine yeni değerler yazanları çarmıha gererler. Kendileri için geleceği kurban ederler. Tüm insanlığın geleceğini çarmıha gererler. İyiler, onlar her zaman sonun başlangıcıdırlar. Bu dünyaya kara çalanların neden zararı olsa da, iyilerin zararları zararların en zararlısıdır. 5. Zerdüşt, iyilerin ilk psikoloğu olduğu için kötünün de dostudur. Gerici bir insan türü en yüksek değer katına yükseldiğinde bu onun karşı türünün güçlü yaşaması kesin olan insan türünün zararını olmuştur. Sürü hayvanı en saf erdemin ışığında parıldıyorsa o zaman ayrık insanın değeri düşmüş, kötülenmiş demektir. Her ne pahasına olursa olsun yalancılık kendi görüş açısı yüzünden doğru sözcüğüne göz koyduğunda gerçekten dürüst olanı en berbat isimler altında buluruz. Zerdüşt burada şüpheye hiç yer bırakmaz. Söylediğine göre insanoğlu onu korkutmuşsa bunun nedeni iyileri en iyileri tanıdığı içinmiş. O uzaklara süzülmek için kanatları bu tiksintiden doğmuş. Kendi insan türünün göreceli bir üstün insan türü olduğu gerçeğini saklamıyor. Doğrudan doğruya iyilerden üstündür ve iyiler ve doğrular onun üstün insanına şeytan derlerdi. Sizin gözün gördüğü en yüksek insanlar sizden şüphe eder ve gizli gizli gülerim size. Benim üstün insanıma şeytan dediğiniz için sizden şüphe ederim ruhunuz büyüklüğe öyle yabancı ki üstün insan iyiliği içinde size korkunç gelirdi. Zerdüştün ne istediğini anlamak için insan başka yerde değil, burada başlamalıdır işe. Onun betimlediği insan türü gerçeği olduğu gibi betimler. Bu insan türünün gücü buna yeter. Ona yabancılaşmamış, ondan uzaklaşmamıştır. Onun düpedüz kendisidir. Korkunç ve sorunsal olan her şeyiyle onu içinde taşır. Ancak bu şekilde insan büyüklüğe ulaşabilir. 6. Ama ahlak karşıtı sözcüğünü kendim için bir ayrım işareti, bir onur simgesi olarak seçtim. Başka bir anlamda beni diğer insanlardan ayıran bu sözcüğe sahip olduğum için gurur duyuyorum. Şimdiye dek hiç kimse Hristiyan ahlakını kendisinden aşağıda görmemiştir. Bunun için bir yükseklik, bir uzak görüşlülük, şimdiye dek duyulmamış psikolojik bir derinlik ve uçurum gereklidir. Hristiyanlık ahlakı bugüne dek tüm düşünürlerin kirkesiydi. Hepsi o tanrıçaya hizmet ediyordu. Bu tür idealin dünyaya kara çalmanın o zehirli havasının sızdığı mağaralara benden önce inan oldum. Benden önce filozofların arasında yüksek dolandırıcı, idealist değil de onun tam tersi olan bir psikolog olan var mıydı? Burada ilk olmak bir lanettir, ancak bir yazgıdır da. Çünkü ilk olan küçümser diğerlerini. Tehlikem insandan tiksinmemdir. 7. Beni anladınız mı? beni tanımlayan, beni diğer insanlardan ayrı kılan şey Hristiyan ahlakının maskesini düşürmemdir. İşte bu yüzden herkese meydan okumak anlamına gelen bir kelime gerekiyor bana. Bu konuda daha önce gözünü açmamış olmak bir insan için en utanç verici durumdur. Kendini kandırmanın bir üçgüdü olması, bir sorunu, nedenselliği, gerçeği görmemeyi göze alma bir suçtur. Hristiyanlık karşısında kör olmak suçun daniskasıdır. Yaşama karşı işlenmiş bir suçtur. Bin yıllar uluslar ilk ve sonlar felsefeciler ve yaşlı hanımlar tarihin beş ya da altı anı dışında ben yedinci hanım bu konuda hepsi birbirine layıktır. Hristiyan şimdiye kadar ahlaki yaratıktı. Eşi olmayan bir antikaydı ve ahlaki yaratık olarak da insanlığı en çok aşağılayan adamın bile aklına gelmeyecek kadar saçma, boş, yalancı kendini beğenmiş, düşüncesiz ve kendine yıkım getirendi. Hristiyan ahlakı yalan isteminin en kötü biçimi insanlığın gerçek kirkesidir. Onu mahveden şeydir. İçimi korkuyla dolduran şey yanılgının kendisi değil. Onun zafer kazanmasıyla açığa çıkmış o düşünce alanındaki binlerce yıllık iyi niyet. Kendini sıkıya sokma. Yol yordan bilme. Cesaret yoksunluğu değil ancak doğa eksikliği. O hepten gülünç olgu. Doğaya aykırı düşünmenin en yüksek saygıyı görmesi. İnsanın üzerinde bir yasa kesin bir buyruk gibi asılı kalmaz. Bu ölçüde yanılmak, hem de bireysel ya da ulus olarak değil, tüm insanlık olarak yanılmak. Yaşamın ilk sırada gelen içgüdülerini öğretmeyi küçümsemeleri, bedeni yok etmek adına bir ruh, bir düşünce uydurmaları, yaşamın temel koşulunu, cinselliği pis bir şey olarak görmeyi öğretmeleri, serpilip gelişmek için en derinden gerekli olan şeyi, o katı bencilliği kötülük ilkesi olarak görmeleri, tersine çöküşün, içgüdü çelişmesinin örnek belirtilerinde, özgecilikte, denge kaybında, kişiliksizleşmede, yakını sevmekte, yakına düşkünlükte, daha yüksek değerleri, ne diyorum ben, gerçek değerleri görmeleri. Ne? İnsanlığın kendisi de mi çöküşün içinde? Her zaman böyle miydi? Kesin olan şey, gerici değerlerin en yüksek değerler olarak öğretildiğidir. Bencili olmayan ahlak en üstün anlamda bir çöküş ahlakıdır. Ben çöküp gidiyorum cümlesinin buyruğa çevresi şudur. Çöküp gitmelisiniz sizde ve sadece buyrukta değil. Şimdiye kadar öğretilen ahlak, özgece ahlak bir bitme istemini açığa vurur. Hayatı ta köklerine kadar yatsır. Burada tek bir olasılık kalıyor. O da ahlakı kendine zırh yapmış soysuz, parazit bir insan türünün güç kazanmak için Hristiyan ahlakını yükseğe taşıyan papazların kendini değer biçme konumuna taşıyacak yola adım atmasıdır. Benim gerçek görüşüm bu. Öğretmenler, insanlığın liderleri hepsi de teologdu. Hepsi de gericiydi. Tüm değerlerin yaşama düşman değerler haline getirilmesinin nedeni bu. Nedeni ahlak. Ahlakın tanımı. Ahlak, gericilerin yaratılışı, yaşamdan öç almaya dair art niyetleri ve bunu başarmaları. Bu tanıma büyük önem veriyorum. 8. Anladınız mı beni? Az önce söylediklerimin içinde 5 yıl önce Zerdüşt'ün ağzından söylemediğim tek bir söz yok. Hristiyan ahlakının maskesini düşürmek eşsiz bir olay. Gerçek bir yıkımdır. Bu konuya kim ışık tutmuşsa mücbir sebep bir yazgıdır. İnsanlık tarihini ikiye ayırmıştır. Ondan önce yaşayanlar ve ondan sonra yaşayanlar olarak. Gerçeğin yıldırımı şimdiye kadar yüksekte olanların tam da üzerine düştü. Orada neyin yerle bir olduğunu kavrayan kimse elinde avucunda bir şey kalmış mı diye etrafına bakmalı. O zamana kadar gerçek denilen her şey artık yalanın en zararlısı, en haini, en sinsi biçimi olarak görülmektedir. O kutsal sözde neden, o insanlığı düzeltmek aslında yaşamın iliğini sömürecek bir desise olarak ortaya çıkarılmıştır. Ahlak vampirliktir. Şimdiye kadar inanılmış ve hala inanılan tüm değerlerin değersizliğini bulan kimse, insanlığın en çok saygı gören, Giderek Azizler katına çıkarılan örneklerinde artık saygı göstermeye değer bir taraf bulmaz. Onları en uğursuzundan sakat doğmuş ucubeler olarak görür. Uğursuzdurlar, çünkü insanları büyülerler. Tanrı kavramı yaşama karşıt bir kavram olarak uydurulmuştur papazlar tarafından. Yaşama zararlı, zehirli, karaçalan, hayatın can düşmanı olan ne varsa bu kavram içinde korkunç bir şekilde bir araya gelmiştir. Öteki dünya, gerçek dünya kavramları var olan biricik dünyayı gözden düşürmek, tek gerçekliğimiz olan yeryüzüne hiç amaç, neden, ödev bırakmamak için uydurulmuş. Ruh, tin, hatta ölümsüz ruh kavramları da bedeni aşağılamak, onu hasta etmek, kutsallaştırmak, yani yaşamda önemsemeye değer ne varsa beslenme, konut, düşünce düzeni, hasta bakımı, temizlik, hava bunlar gibi hepsinin karşısına korkutucu bir aldırmazlık koymak için uydurulmuş. Sağlıklı olmak yerine ruhun kurtuluşu. Açıkçası tövbe çırpınmaları ve kurtuluş isterisi arasında gidip gelen bir delilik döngüsü. Kendinden ayrılmaz işkence aracıyla günah kavramı, özgür irade kavramı, içgüdüleri saptırmak, onlara karşı güvensizliği bizde ikinci bir yaratılış yapmak için uydurulmuş. Özgecilik ve kendini yatsıma kavramları ile o gerçek gericilik belirtisi, zararlı olana doğru meyilli olma, kendine faydalı olanı artık bulamaz olma, kendi kendini yıkma, Gerçek değerin ta kendisi, ödev, azizlik, insandaki tanrısal yan katına yükseltilmiş. Son olarak en korkunç olanı, iyi insan kavramıyla tüm zayıfların, hastaların, kötürümlerin, acı çekenlerin, yok olmaya mahkum ne varsa hepsinin yanı tutulmuş. Ayıklama yasası çarmıha girilmiş. Gururlu, yetkin, hayata evet diyen, geleceğine güvenen, geleceğini güvence altına alan insanın karşısına bir ideal çıkarılmış ve bu adama bundan sonra kötü denmiş. Tüm bunlara da ahlak diye inanmışlar. Silin, ezin bu alçağı. 9. Beni anladınız mı? Dionysos çarmıha gerilene karşı. Değerli dinleyenler, yazarımız Frederick Nietzsche'nin Eko Homo, Kişi Nasıl Kendisi Olur kitabı burada son buluyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sesli Dünya kanalına abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepinize sağlıklı ve hayırlı günler dilerim.